Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Özden'e selamlar. Şimdi bu YouTube videosunda ne yapacağız biliyor musunuz? Bu YouTube videosunda hep merak ediyorsunuz yani Durmuş Ali 106 kullanıyor biliyorsunuz. Sizin de birçoğunuzda 106 hayali var. 106 alsak işte modifiyesi ne kadar, binmesi nasıl bir şey, masraflı mı, neler yapıldı, neler yapılmalıydı, neler yapılmamalıydı, yapılmalı mı, saklanılmalıydı. Topala bak. Bütün bunları şimdi burada tartışacağız. Yalnız biz bir liste çıkardık. Liste var bir şey. Böyle kanka. Liste biraz sıkıntılı. Bir deneyeceğiz bakalım. Ufaktan bir başlayacağız. Aynen. Öncelikle Durmuş Ali kim? Durmuş Ali. Bu kadar. Bazen böyle hayatta basit sorular evet. Sorun kendinize ki çok cevap varım. Durmuş Ali kim? Gızılot. Gızılot. Aynen. Öncelikle şundan başlayalım. Şaka bir yana girişimizi yapalım. 106 alma fikri nereden geldi? Aynen 106 alma fikri kuzenim. Yıl 2009 hiç unutmam. Bir tane galerinin önünde Manavgat'ta. O zaman liseyi yeni bitiriyoruz işte. Bir tane VTS2 var. Lacivert 2002 dayı. 70 bin. Tam da yılları ama var ya. 70 bindeydi araba harbi hiç unutmam. Neyse amca, ilk ben gördüm onu amcama dedim bir baksak mı filan. Neyse sanayiye götürüyoruz. Şöyle çevre onunla filan bir sıkıladı amcam. Bizi galerici bir bastı böyle sanayiye götürdü. Tam da aile büyüklerine gösterilmemesi gereken hareketler. Sonrasında işte babama dedik. Babam geldi bir oturdu arabanın direksiyonuna. Adam sığmadı. Neyse bizim olan dedi. Bunu dedi alıversek bir de ölür dedi bu dedi. Net konuşmuş. Net konuşan aile büyüklerini severim. Aynen. Sonrasında neyse onu almadılar bana. Bir Fiesta aldık kanka dizel. Dizel Fiesta'dan sonra bir sene filan bindik sattık onu. Tabii sen istediğini alamadın. Alamadım tabii. Tabii o sırada biz de gazlıyoruz mazlıyoruz. Fiesta'nın turbosu murbosu da gitti. Onlar saymıyorum. Çatır şutur vitesler atılıyor haince. Haince. Ona da bayağı bir ton masraf etmiştik yani bayağı bir şeyler olmuştu. Sonrasında 2000 üniversite bitti. Üniversite bittikten sonra 2012'de bir IS aldım. Güvenlik paket gri'den. O da güvenlik paket ama şekilde. Evet. 106. Aynen. Yok, IS kanka. IS kanka. IS güvenlikli mi paket mi sence güvenlik paket? Kanka bence değil. Bence de değil. Bence de. Arabayı sen kullanmıyorsan ne kadar güvenlik? Ama onunla ilgili videonun sonunda anlatacağım IS ile ilgili son hikayelerini anlatacağım. 106'ya geçelim biz direkt. 106'ya geçelim kanka. Sonra 106'ya alma kararım. Tabii VTS MK 2 UPTE kaldı ya içimde. Böyle araştırıyorum, bakıyorum. Baktım 106 daha çok tutuyor filan. Tercih ediliyor. Piyasası da var filan. 106 arıyoruz. Abilerimiz, kardeşlerimiz işte soruyorum nerede var temiz yani şey yapıyoruz. En sonunda İzmir'deki gittiğimde görmüştüm Urla'da. Aynen İzmir'de bizim arkadaşımızdaydı o araba. Yani bildiğimiz bir arkadaşım. 106 bizim arkadaşımızdaydı kanka. Sergen'deydi. Evet. O yüzden Sergen'de. Çok arayışta bulunmadık. Güzel de bir arabaydı. Tabii IS'i biz satmak zorunda kaldık. IS'i al. Bak IS'i unut artık. IS'i sattın. Tamam kuzey. 106'yı aldın. Al artık. IS ama içimde bir ukde kaldı. Biip. O araba pert oldu sonrasında da ondan. Evet. 106 arkadaşımızdaydı. Sergen kardeşimizdeydi. Aracı çok beğenmiştim. Deri koltuk. Tavanı sağlamış. Namussuzun da duruşu var harbiden. İlk zaten duruyor. Bizim YouTube beyaz, videolarını açın 106'nın. Beyaz çıtalı. O aldığımız mis. Haliydi. Zaten aynen. Bu beyaz çıtalı muhabbeti ayrı aynen. Bir boyut katıyormuş olaya. Aynen. Millet çok seviyor çıtalıları. Sunroof da var. Aynen kesinlikle. Klima da var. Klima da var. Aynen. Var oğlu var. Var. Aracı sür aşağı sür yukarı. Sergen de çok masraf etmiş. Binmiş araca. Gel. 1000 liraya aldık kuzenim. Aracımızı. Sergen evet. Kardeşimizden. Aracı 31.000 liraya aldık. Evet onu belirtelim. Sonrasında tabii araç bu arada motoru falan stok. Hani hiç kurcalanmamış. Beyni dahi hiç açılıp yazılım mazılım o tarz şeyler yapılmamış aynen. Bir araçtı. Sonrasında aracı aldıktan sonra tabii ben Antalya'ya getirdikten sonra biraz kıvıldığım için bu tarz araçları alanlar Ahmet alıp gazlıyor, Mehmet alıp gazlıyor, Hüseyin alıp gazlıyor. X kişiler alıp gazlıyor, ihale birisinde kalıyor. Hani aynen, alsatçı ufak mantığıyla yaklaşıldığı için aynen. Çok bir masraf edilmiyor araba. Aynen biraderim. Ben de hani Antalya'da birkaç tane ustamız var. Ben Duman Oto'ya götürmüşüm Bayram Duman'a. Gerekli bakımlarını yapması için. Komple o da baktı kontrol etti. Genel bakım, bu arabaya bineceksen dedi. Genel bakımını yapalım filan dedi o da. Komple ben içim rahat olsun diye motorunu indirttim. Komple trigeri olsun,
ön takım, işte başka üst kapak röntası filan, akisler, sağ sol akis, şarj dinamosu, işte direksiyon pompası mili filan, onların hepsini değiştirdim kanka. Tabii ses de geliyordu, direksiyonu bu tarz araçlarda kronik zaten, direksiyonundan filan ses geliyor, direksiyon kutusundan. Bunları filan yeniledim. Bayram Usta'ya yaklaşık totalde bir 2400 civarı, 2500 civarı bir ödeme yaptık. Aynen 2400. Bunu bir yazın şimdi. Genel olarak aynen. Bakımları, vır zıvırları falan binecek hale gelmesi için normal bakımları. Genel normal bakımları kanka. Sonrasında aracımız biraz hani ön üzerinden ses geliyor diye işte hani biraz basık kalması için Başaran Amasör'den şey getirdik. Kadir abimizden. Bu 106'nın aynen Başaran Amasör'e selamlar Kadir abiye de. Sağ olsun yardımcı aynen. oldu. Bu 106'da coilover olayı biraz sıkıntı. Kendi orijinal taşıyıcılarını falan gitmesi gerekiyor. Söküp göndermen aynen. gerekiyor. Aynen. Özden sağ olsun kombili arabayı söktü gönderdi. Bir ton parça gönderdi gereksiz. Özden. Öyle o şekilde coilover sorununu çözmüştük. Araba aynen. basıktı ama bunlar da şimdi basık aynen. olunca şöyle oluyor. Eski bir arkadan itiş olduğu için mesela şimdi araba şöyle ya rot kolları mı deniyor neyse tekere giden. Arabayı basınca böyle oluyor. Aynen. Böyle olunca da tekere giden o uçlar uzak kalıyor bağlantı noktasına. Evet. Neyi kopartıyordu? Neydi o kanka, parçanın adı? Akisi çok şey yapıyor, kopartıyor. Bir de şöyle, akiste 106'da sol taraf kısa, sağ taraf uzun. Çok hani çok bastığın zaman bu arabalarda sallama ve hani kırma, akisi sürekli bozma sorunları yaşıyorsun. Tabii bir de sen yapınca aynen, onun da bir ufak bir şey olmuş olabilir. Evet, olabiliyor işte. Sonrasında Mikron Servis Emre abiyle tanıştık. Emre abimizle de işte o da gerekli bakımlarını falan sağ olsun o da yardımcı oldu. Aracı aldıktan sonra bayağı bir o da desteği oldu araçla ilgili. O da işte şanzımanı tabii sıkıntılıydı arabamın. Aynen. Böyle artık hard vites atmaktan iyice çok kötü olmuştu. 5 ile 3'ün arası nerede diye düşünüyordum. Aynen. Nerede olduğunu bilmiyorduk. Aynen. Yani 5 atarken gerinin yanında filan arıyorduk. O dereceydi yani çok. Dur burada gülme. Dur burada gülme. Neyse dedi Durmuş dedi yapacak bir şey yok dedi. Bunun dedi bitmiş bu dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Tamam abi dedik. Cenaze namazına durdular ama böyle. Yenileyelim dedik. O da işte 1100 liraya mal oldu. Komple 1359 şanzıman, kısa şanzıman aldık. Neredeyiz biz şu an listede? Listede buradayız. Hı. Listeye de bu arada bakıyoruz. Aynen. Takıldığımız... Bu şöyle not almış. Bu arada not aldık burada. AFR ile yazılımı söylememiş size. Aynen. AFR yazılım yaptırdık. Tabii şeyde duman otoda takılı olanlar bunlar da. Yazılımımız Deniz'i de Sadık Usta'dan aldık. Aynen 106 hakkında bayağı bilgisi varmış sağ olsun. O pop bank çatlama patlama falan var ya Deniz'den aynen. Sadık Bey. Aynen ondan o yardımcı oldu. Evet. Yazılımın fiyatı 600 lira tutmuş. Öyle not almış. Doğru. Yazılım 600 doğru. Yazılım için AFR gerekiyor hava şeyini görmek için. O da 800 lira civarında. Tabii bu verdiğimiz fiyatlar güncel olmayabilir. Bu 1-1,5 yıl içerisinde yapıldı. Bir de dolar yükselmesi falan oldu. Tabii siz bu rakam değişebilir. Aynen belki güncel fiyatlarını teyit edersiniz. Aynen. Bir de tabii sonradan öğrendik. Aracın üst kapağı işliymiş. Yani kapak işliymiş aracın. Zaten bir şey sahne bir yürüyüşü vardı. İşli olduğu için yazılım geldi ama normalde yazılım yerinde yapılsa, atılsa hani daha iyi olurmuş aslında da. Evet. Biz orada bir rest dedik yani bir şeyler oldu. Elinde de kalabilirdi motor, bir şey olabilirdi kanka. Şansımıza hani orada güzel oldu. Hani bu dediğimiz Sadık Bey Deniz'di, biz Antalya'dayız aynen. ondan dolayı. Aynen aynen. Neredeyiz listede bu arada birader? Üst kapağı söyledin, evet. Viteste kaldık. Şu evet. sizin beğendiğiniz şöyle bir vites var ya kanka. Evet. Ah böyle. Onu da... Dollara bak. O da 106... Topal gidiyorum ben de bu spora be. Yapıyorum bu sporu kardeşim. Bakayım güzel. Oradan anlaşılmaz ama bak. Abi bırakma benim bile kasar ondan diyecek. Vites kanka herkes soruyordu. Ya bu adam ne yapmış şimdi? Kaynatmış mı etmiş nasıl mi, videoda göstereceğiz dedik gene gösteremeden video bitti akşam aynen, oldu. Aynen aynen. Çok sorun oldu onu. Sövse haklı adam şimdi. Sövdüler. Bize sövme vallahi. Kanka yok sövmediler. Valla sövmüşler de. Temiz çocuklar hepsi. Neyse. O da kanka 106 bir gün girdim 106 sayfasında alışveriş sayfasında bakıyorum bir baktım Oklava. Aynen Oklava. Bunu hemen yatırdım Oklava'ya böyle. Overboss'tan birisi satıyordu onu da hemen şey yaptım aradım yazdım. Tabi Emre abi de yardımcı oldu bunu dedi al dedi hemen dedi kaçırma bak, falan. Bak kamera çok sallanıyor. Hemen
Onu da satın aldık kanka. Onun fiyatı da 1000 kusur lira civarıydı. Aynen 1500 lira evet. Vitese yazın kanka. Evet. Sonrasında tabii onu aldık. Şanzımanı da yeniledik. Çok vites geçişlerimiz falan düzeldi. Bu sefer 5'in yerini bulabiliyor yani. Evet, artık bulabiliyor. 5'i de güzel yapmışlar ama kanka. 4 böyle bitiyor, kaldığı yerden 5 devam evet. ediyor. Çok o grup dişisini güzel yapmışlar. 2 ile 4'ü kullanıyor musun? 1 3 5 yapıyor musun? Yok 2 3 4 5 yapıyor. Kullanıyorum yani 2 ile 4'ü. Arada kullanıyorum. Şimdi koltuk var sıradan. Evet, koltuk Umut kardeşimizden aldık. O da satıyormuş. Aracını satacakmış. Koltuğu çok temiz. Yani muşambaları daha üzerinde duruyordu. Bunların bir çakmaları oluyor kanka. Bir de evet. normalleri oluyor. Biz normallerinden aldık. Çakmaları daha ucuz. Benzetmişler. Çakmaları da gene güzel görünüyor ama canlı. Sen çakmalarını da yapmışlar. Bilmiyorum. Yani. Koltuğumuzun fiyatı 3200 lira. 3200 lira aldık. İkinci el aldık bunu bu arada. Bilginiz olsun. Evet. Yine Emrah abim yardımcı oldu. Ankara'dan Paşaoğlu Mertcan, Mertcan abiden Bilstein Amerika şey Alman bir amatör varmış. 106'larda Nirvana'ymış gerçekten o. Onu satın aldık. 1500 liraya satın aldık. Bu daha yeni. Bunu taktırmadık yeni. Ama daha takılan arabalar takılacak. Var. Pazartesi takılacak o da. Takanlar da gayet memnunmuş. Gayet. Aynen. Aynen. Onayladılar. Aynen. Sonrasında işte stop falan yeniledik aracımıza. Lucid stop taktık 600 liraya. Bunu hep tak tak diyorlardı ama geçen orijinal video, ilk videosunu orijinali izledim. Orijinali nasıl? Orijinali de güzel duruyormuş lan. Orijinali de duruyor. Ben çok seviyordum orijinali. Neyse kanıma girdiler. Bu tak, da güzel tak, duruyor. Aynen. O bu beyazlı güzel. Bir stop. Aynen. Beyaz olanı değil mi? Bir de renklisi vardı onun. Renkli ledli olanları var. Aynen. O da Nirvana sağlıyor. Kanka ama buna gördüğünüz yerde sövün. Sıfır stopları aldı. Birinin ortası yanmıyor, birinin yanları yanmıyor. İkisinin ampullerini söküp birine taksan biri tam yanıyor, biri hiç yanmıyor olacak. O elektronik işlerinden ben hiç anlamıyorum. Hani ampulü sök, ampulü tak. Sök tak. Para çok ömer. Para çok ömer. Kardeşim o zaman senin stoplarını niye Erman taktı? Evet. O başka bir video. Ha, bu konuyu açıklayacağız arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Esenliklerle kalın. Gelelim egzoz sistemine. Aynen egzoz harbi belalıydı bak. Bir gün beni aramış kanka diyor ben özenden bir egzoz aldım ama diyor egzozu açıyorum. Açılıyor diyor. Kapatıyorum. Daha da çok açılıyor sesi diyor. Bir daha açıyorum daha da yükseliyor. Hiç alçalmıyor. Her bir tuşa bastığımda ses kademeli artıyor diyor. Egzozu... Bu Adana çakma var eksti. Borulu ve içinden elyaflar alınmış harbi kaşar bir egzozlu ama. Harbiden sıkıntıydı. Dolu 106'lar sıkıyor. Durmuş bir sıkıyor bütün mahalle inliyordu. Harbiden tabii durmuş ya. Hiç mahallelerde yapmaz bunu. Konya Ovası'nda gazlar genelde. Aynen kuzenim. Köyüme giderken aynen. O düzlükte sıkılar. Evet. Kısacası ilk özlenden ikinci el bir çakma varek aldık. Aynen. 350 liraya almış bulundurmuş. Evet. Sonra bunu beğenmedi işte kapatıp açamadığı aynen. için. Bu aralar bu ilk aldığı için heyecan oluyor ya kanka. Çok sıkıntı veriyordu. Evet. Özlen dedi ki her yerde gazlıyorduk falan bir şeyler. Özlen dedi ki ben bu durmuşu piyasadan sileceğim. Nasıl sileceğim dedim. Özlen değirmesi var ya. Boyutları şöyle. Eniyle boyu aynı olan piknik tüpü. Bunu aynen. durmuşa bir taktı. Açma kapama yok. Eve götürdü kilitledi arabayı. 2-3 ay binmedi. Biz de rahat ettik. 2-3 ay binemedim kanka. 2-3 ay binemedim aracıma. Sonrasında bir egzoz buldum. Orijinal Varex. Hani ya baktık yapamayacağız bunu. Hani çakması da kapanmıyor. Airmas zaten bela. Orijinal Varex alalım dedik. 63'lük bir orijinal Varex bulduk. Onu taktık aracımıza. İlk nesilmiş o da ben bilmiyordum. Çift kademe olur aynen. Şunla. Harbiden... Yeni nesil çift aç kapa. Eski aynen. nesil kapat biraz aç çok aç aynen. şeklinde. Yarım aç sonra tam açıyorsun. Çok yarımı bile Varex bela. Varex alan yazıyor mu ucunda? Ya, aynen yazıyor kanka. Yeni nesilde kafada yazmıyor Varex aynen. mesela. Aynen. Bilalerim. Sonrasında neydi? Son olarak... Lastiklerimiz var. Evet. Lastiklerimiz üzerindeki MK2 jantlarıma Nexen lastik aldım. 195 45 15. O da 920 lira tuttu. 4 tane ondan aldık. Önleri en son rally kaplama yaptık fuar için. Aynen rally kaplama nasıl efsaneydi. Oluyor? Harbiden efsane. Harbiden. Mert reklam. Mert'e teşekkür aynen. ediyorum. Emcikliyorum onu yanaklarından. Çok ama herkes gene 8 gün sürer dedi kanka. 2 güne verdi i̇ki arabayı. 2 güne teslim etti ama 2 güne. Aynen. Biz de 2 hafta bindik arabaya kanka. Biz de 2 hafta bindik Durmuş Özden soruyor. Nasıl kanka trafikte gezebiliyor musun diyor. Okan'ın motorla geziyorum kanka gayet rahat diyor. Sıkıntı olmuyor diyor. Denizli'ye gittik geldik. Allah'tan bir şey olmadı. Bir şey olsa onun cezası şimdi ne bilmiyorum ama o zaman 200 milyon ve trafikten bende. Aynen. Telif hakkından dolayı kanka bir de o telif hakkını karıştırmayalım kardeşim şimdi aynen. öyle şeyler yapmayalım. Tamam. O telif hakkı çok başka bir konu. İş oraya giderse şu an videoyu Topal'la ben çekiyor olurduk. Aynen. Durmuş Ali'yi o tarlasına gömerlerdi. Ne oldu hemen gömdüler? Özden Durmuş Ali'yi atletten götürüyor. Bizde Pola da vardı. Bunu işletmeye çalıştık. Red Bull'a dedik işte neyse onları anlatmıyorum şimdi durduk yere başımıza iş almayalım. Aynen. Çok sıkıntı bir şeymiş çok öyle. Çok sıkıntıymış aynen. Kesinlikle sıkıntıymış birader.
Son olarak da araca far stack işlemi yaptık. Farı aynen. Çok güzel oldu. Farı çok soranlar oldu. Bazı 106'cı arkadaşlar da yaptırmak falan istedi. Ya 106'larda gördüğümüz kadarıyla durmuşla inceledik. Kesiyorlar direkt. Ya. Kesiyorlar. Ortadaki göze yuvarlak bir şey koyuyorlar. Boru gibi böyle bakıyorsun. Hoş bunu olmuyor. Sevmedik. Aynen. Özden'in farı gibi kullanışlı bir şey olsun. Hani günübirlik olmasın evet. İstedik. Özden güzel bir şey yaptı. Farcı dayıya götürdük. Bizim geçmiş evet. Videolarda var. Farı kesti, biçti. İçinde de şey gaz kelebeğinden de stack yaptı. Plan, aynen. Boru moru yapıldı aynen. Oraya güzel. Yani motor böyle ya kanka. Filtre buradaydı, far buradaydı. Biz direkt filtreyi iptal ettik. Buradan boru çektik fara. Hava oradan giriyor, düz borudan motora çekiyor. Aynen. Ama onda şöyle bir acemilik oldu. Boru krom, borunun alüminyum olması lazım. Krom boru sıcak yani. Bu çok kıl bir şey. Aynen. Kıl bir şey bu. Yani belki bilmeyenler vardır. Isınıyor, çok soğuk hava çekmesi lazım onun, pek verimli olmuyor. Ama mesela çoğu internette satılan eski binin kitleri falan hep alüminyumdur. Onu bir ara alüminyuma çevireceğiz, kalıbı var. Alüminyum oldu mu soğuk hava çekecek. Zaten kroma bir bağır, bir de alüminyuma bağır. Alüminyumun sesi çok daha güzel. Alüminyum! Güzel o yüzden alüminyum. Saçları kes duymuyor. Bir de far ziyan oldu, başka far aldık. Far yani evet, içi buğu yaptı, bir şey döküldü, bir şeyler oldu. Modifiye işleri böyle. Neyin ne olacağını hiçbir zaman bilemiyorsun. Sıkıntı olabiliyor. Evet, en alta in bakalım. Lastiklerini söyledin. Lastiklerimi söyledim. Rol jantım vardı. Rol jantım vardı. Bu rol jantlarına Ragıp kardeşim, Pirelli'de çalışan Ragıp kardeşim yardımcı oldu. Lastik, ben biz de birkaç tane aracımıza taktık falan dedi. Falken'in 165-65-14 jantını, şeyini, lastiğini önerdi bana. Gerçekten de tutunuyor ama başarılı yani şey. Ya bizim olayımız ama tutunmak değil. Bir koyacağım bir de nerede koyacağım? Saracak değil mi tutunuyor? Neyse nerede koyacağımı söylemeyeyim şimdi, sıkıntı olabilir. Bir de bir saracağım, ta. İkiye bir çekeceğim, ta. Üçüye atacağım ama el frenini yavaşça indireceğim. Senin neden? Var. El freni de kalkın. Benim öyle bir videom var evet. Evet o eski video olan. Eski video güzel. Evet durmuş elinden izlerken şu sinirlendiği video. Evet. Ondan sonra hemen aracı bakıma götürmüştüm. Güzel. Evet. Bir daha da bize vermedi. İçim rahat etsin diye. Aynen, bir daha da bize vermedi. O video neydi? Özden nasıl canını aldı o gün? Bak ben içim... ama kötü bir şey yaptım mı kardeşim? Yok kardeşim. Hakkı sen... orada ama bir... Özden çok acımasız gaddar. Erman'ın arabayla neler yaptı? Görmediğimiz... Neyse bunu da anlattım. Ya hiçbir şey de anlatamıyoruz kardeşim. Böyle de olmaz ki böyle video. Bele vaziyetin. Evet. Şimdi... Şimdi çok spontane bir video gelişti kanka. Wooden'dayız bu arada. Genelde müsait bir anda oldukça... çekelim dedik. Aynen. Hazırlıklı da değiliz aslında. Buraya takılıyoruz genelde. Hani Antalya'da olan bizi görmek isteyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa biz burada iki ay attığımızda gelip görebilirler. Çayımızı içebilirler. Sohbet evet. Muhabbet ederiz. Severiz böyle şeyleri. Bu video da şu an plansız gelişti. Dedik böyle bir video yapalım. YouTube'a video çekemeyince tribe giriyorum biraz. Bu arada biraz sessiz kaldığını hissettim YouTube'un. Bunu bir açalım tekrar kanka. Açalım kuzenim. Şifren ne? Açtım kuzenim. Şimdi ben baştan sayıyorum. Tekrardan bir hesaplama yapıyoruz. Aracı 31 bin liraya aldı. Manidar bir rakam. Evet. 31 bin lira. Heval hoş geldin. Merhaba. Bu bakımları falan. Evet bakım. Nereden? Kuzenim. Şuradan itibaren toplayabiliriz. Bilmiyorum. Evet. 900 lira. Akisler, evet. Şarj dinamosu 780 lira, evet. Direksiyon pompası 1200 lira, sağ sol rot başları 550, başar ankoil 700, ekstra işçilik 2470, AFR 800, yazılım 600, 1100, ayna moruti, 1-2-3-4-5 sekromeşler falan, evet. Timing falan ayarlanmış, vites 1500, koltuk 3200, amortisör 1500. Sakin olsan oğlum, ne oluyor? Kelini kolunu kere öpebilir miyim? Geçin. Nereden? Yanak. Öpebiliriz. Teşekkür evet. Ederim sakallı çocuk. Stop 600. Evet. 350 çakma Varex. Orijinal Varex 1000. Ve 420 artı 120. Kaldıracağım engelini kardeşim. Bunlar da jant ve lastikler rolü için. Bir de far stoğu 450. 450. Şu an çok değişik bir rakam çıktı arkadaşlar. Siz de evet, hesapladıysanız güzel. 49.240. Evet. Bravo Durmuş Ali. İki tane 106 parası. Alkışlıyorum Durmuş Ali. Bu rakamlara. Durmuş Ali seni bulmak istiyorum Durmuş Ali. Kuzenim bak bu rakamlara. Bu arada aracımızın. Bir kelime daha söyleme inanırım. Bu nasıl bir rakam lan? Bu rakamlara evet. Vicdansız bu rakamlara evet. Söyle. Bir şey diyeceğim. Kuzenim bak bu rakamlara, şimdi boyasız da var bu araba. Aynen. O bak, yüzden onu, kanka onu boyasız alın. Boyasız alabiliyorsanız da alın. Tamam sorun yok.
Şu an boyasızlarının rakamı 60 lira oldu. Bir de şu da var kanka, bizim arabada ufak tefek böyle boya yanıkları ıvır zıvır da var. Hani arabayı komple bir kaportaya boya da sokma gibi bir düşüncemiz var. O da bir 6-7 bin tutacağız. Kesin yapacağız kanka. Aynen. Aynen. İbrahim Caner, Caner Elektronik sponsor oluyor. Adam, baba. Ve hiçbir şey bize vermiyor. Kartım çekmiyor diyecek bu yüzden. Tamam. Artı özel. Tamam, tamam şey. Tamam, tamam kuzen. Tamam kuzen sensin. Evet, daha da. Yani bir de bir kaporta boya muhabbetimiz evet var. O da yapıldıktan sonra bu yan klipsler, marş piyerler çiçek evet gibi oturacak. Özler otoboya biliyorsunuz. Gittik özel gösterdik. Evet. Bu ne dedi? Geri götürün dedi. Kıh yaptı böyle. Hak çıkardı arabayı görünce. Tabii şey, onlar bittikten sonra motor bu şekilde kalmayacak. Bir de bak bunun bir de bir böyle bir belası kalmayacak var. Motor bu şekilde kalmayacak. Ne düşünüyorsun? Kanka o seneye yaza güzel bir şey olacak. Çok açıklayıcı konuştu. Durmuş Ali'ye alkışlıyorum. Evet. Şuradan bir arabanın fiyatını düşsene. Totalde ne olmuş? Arabanın fiyatını düşelim. 31 bin'e düştük. Düştük. 18.240. Bunu az önce hesapladığımızda 19.000'di. Sanırım bir şey atladık ya buna ama. Şöyle baktığın zaman. Göster şöyle bir baksın. Şöyle baktığın zaman buna motor koyuyorlar, swap yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Doğru. Doğru. Okey. Ama biz elini ayağını toparladık öyle diyeyim. Kanka şimdi yarın bir gün bu araba satılacak. Ölene kadar binmez. Bence aynen binecek çünkü o kadar masraf ettikten sonra aynen ama. Bineceğiz kanka. Yani biz arabayı böyle al satçı moduyla, al satçılara kesinlikle bir şey demiyorum. Ama bir arabayı aldığımızda hak etse de hak etmese de, kilometresi gelmese de, istese de istemese de geceleri rahat uyuyabilmek için harcıyorsun yani ister istemez. Şimdi yorumlarda diyecekler o bu kadar para harcanır mı, buna Ferrari alırdık falan. Ben de evet Ferrari alırdım, yorumdakilere katılıyorum. Adam yuvalayı da kimde para para göstermesi var kanka. İçin sinesine biniyorsun. Aynen. Bir de böyle bir şey var. Kesinlikle. Herkes yüzü atıya bilir bilmez diye bir şey yok. Evet. Kesinlikle. Ama sen bindin bir ayrı bir şey yani. Yani bir de şöyle bir şey var. Değdi mi sence? Değdi kanka. Hala da hani harcasam da umurumda değil. Hani onun şeyini zevkini veriyor. Karşılığını veriyor. Veriyor. Aynen. Bence de veriyor. Piyasada bu paralara binilecek daha güzel gazlamalık, çatırdı patırdılı böyle bir yere koyduğunda ooo dedirecek aynen bir araba bence yok. Benim kanka, kendi zevkim. Bir de şöyle düşün kanka. Bandrolü 140. Bak bandrolü 140 lira, düş 140 gene 18 lira girmiş sana. Çok bir şey değişmiyor. Ama şimdi 350 Z'nin de bandrolü 1600 liraymış şimdi 6 aylık. Evet. Öyle düşününce. Bir de gene zarardı öyle düşününce. 106 yakmıyor be ya. Var herkes böyle diyor. Yani. Denizli mesela 250 km aşağı yukarı, 250 gidiş 250 geliş. Ne kadar kanka, yaktın oraya? En güncelini söyleyeyim. İzmir'e gittim geldim. Aynen. İzmir'e kaç kilometre İzmir? Fulledim İzmir'den. Antalya'ya geldim. 700 60 kilometre 320 lira. Ben Denizli'ye gittim dedim 600 lira lan. 320 lira. Güzel yakmış bak. Yakıtı harbi güzel ama neden güzel biliyor musun? Motoru bakımlı olduğu için, arabanın bütün bakımları yapıldığı için. Aynen. Yani kilometrelerde daha fazla yakan 106'lar da vardı. 2000'de bir yağ değiştiriyor zaten. 2000, aynen. Ya 5000 falan değil yok yani. Fabrika 10.000'de değişmesini yazıyordur büyük ihtimal. Belki 15.000'dir ama ben 5.000'de bir yapıyorum şahsen. Dağ kılları 3.000'de bir yaptırıyor. Aynen. Durmuş hele her zaman sanayiye girdiğinde. Yani her zaman sanayiye. Peki şunu da söyle, 106 almak pişmanlıktır, sanayiden çıkamazsın diyorlar. Ya söylüyorlar kanka, bir alırken bir satarken mutlu olursun filan diyorlar da bilmiyorum, ben bindiğimde de mutluyum arabaya. Ya onu da bence şundan diyorlar, şimdi araba kaç yaşında? Benle yaşıt araba. Durmuş evet elden 2 yaş büyük. Şimdi bu 10-15 yaşında bir arabaya biniyorsan ve bu araba Honda değilse ve bu zamana kadar kimse Honda değilse kimse masraf etmeden bindiyse bir günah keçisi bunun hepsini ödüyor elini ayağını toplamak için. Halbuki kilometresi gelmeden düzenli bakımları yapılsa çok daha güzel olur İşin her şey. İşin özü bindiğiniz arabalara bakın ya. Gerçekten elini aynen ayağını toparlayın bozuksa bile. Bakımını eksik etmeyeceğim. Kesinlikle öyle. Aynen. Bu video hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum aşağıya. Bu kaporta boya hakkındaki düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Gelecek videolar hakkında konu önerisinde de bulunabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten. Yan sanayi parça kullanmasınlar birader. Kesinlikle orijinal kullansınlar bak. Yan sanayiye karşıyız birader. Yani mesela 500 liraya bir parça alacaksın. 200 alıyorsun. Al 2 liraysa 2000 liraysa al kardeşim al. Yani. Bozuluyor paran çöpe aynen gidiyor. Bir yanda aynen ölene kadar seninle geliyor. Bir yanda parayı çöpe atıyorsun yan sanayi. Ama bu her arabanın her yan sanayi parçası için geçerli değil. Mesela atıyorum IS'lerin yan sanayi farları hem de çok ucuz hem de duruyor güzel. Üzerinde depo da yazmıyor onların. Vitek 2'de yan sanayide depo yazıyor önünde kocaman. Diyor ki ben sahteyim kardeş diyor. O yönden kötü. Bence 106 alın. 106 alın evet. Alın. Topal onaylıyor musun konuşulanlardan kesinlikle sonra? Kesinlikle kanka. Alın kanka. Yani durmuş yani diyorsa doğrudur. Ben adam bu kadar masraf ettim diye siz edecek değilsiniz. Bakımlı güzel bir şey de denk gelebilir.
Peki var sen, da zaten. Peki var sen da. Bu arabayı satmayı düşünüyor musun? Satacak Hayır. mısın? Yok, bineceğim kardeşim. Turbo mu yapacaksın bu arabayı? Güzel şeyler yapacağız ya. Turbo yapacak araba. Kaç beygirler olur tahmini? Güzel bir şeyler olur. 500 olur herhalde. Olur bineceğiz. Mu? Bakacağız. 1.5 barda oluyormuş. 1.5 barda 400 falan geliyormuş. Baba be! 400. Araba zaten 100 kilo. Kanka o değil de yola bile sığmayacak diyorlar ya. Hmm. 2'den 3'ü attın mı böyle bir şerit değiştirirsin. Tamam şey değiştirdik şeridi. Ama nasıl saplayacağım? Ben çıkarmam ki arabayı turbo olduktan sonra. Kitlerim durur evde. Zaten bir özlenin bir azarı çıkınca çıkarmayacağım arabayı. Bir de bunun turbo. 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 Söyleyeceğim bir şey var mı Topal? Çok konuştun. Yorduk seni bugün kardeşim. Benim kardeşim ben çok yoruldum ya. Pek öyle şeyleri anlamadığım için ya. Arabayı alırım, satarım. Aynen. Yıkatırım. Yıkatırım, binerim. Bravo Topal. Evet, Topal'a bir alkış. Durmuş Ali, senin son sözünü alalım. 106. 106 alın. 106 alın. Bence de 106 alın. Binin. Kanka. İçimde kalan varsa bile yani binemeyen hani çok isteyen kardeşlerimiz oluyor ufak filan. Yazsınlar ya, ulaşsınlar, bindiririz ya. Bak sözü de aldınız ya. Aynen. Durmuş Ali bir tedavi bineriz etsin. Ya. Bineriz ya, ne olacak? Hadi. Daha ben binmedim şu arabaya. Sen Allah. Sen istesen 106 saniye 106 alırsan ama. Olabilir kardeşim. Ben senin 106'ya binmek istiyorum. Boyun sığmıyor kuzenim. Doğru o da. Ben ön koltuğu tokarım kuzenim. Ben arka koltuğu sürerim. Matkapsla kalan. Derin. Sen mi? Derin. Nasıl oldu lan video dayı? İzle dayı. İzliyorum lan dayı.